Biz İstanbul'a hizmet yolunda aylardır sahalardayız. İşte esnaflarımıza ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerde de hem esnafımızın bizden beklentisini hem de İstanbul hemşehrilerimizin gelecek adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminden kendi arzuladıkları hizmetleri ve buna ilişkin yapılması gerekli öncelikli işleri bize ifade ediyorlar. Tabii burada her gittiğimiz yerde de şunu net bir şekilde görüyoruz. İstanbul'un en önemli gündemlerinden başında birincisi deprem, ikincisi ulaşım. Ve deprem gerçeği gerçekten algıyla yönetilebilecek bir gerçek değil. Yani depreme baktığınızda bir irade ortaya koymanız gerekiyor ki bu iradeyi de koyup gerçek anlamda İstanbul'un sanayisini, İstanbul'daki binaların dönüşümü adına o mücadeleyi ortaya koymak çok çok önemli. Hep söylüyoruz İstanbul'da 1,5 milyon riskli binanın bulunduğu, bunların 600 binin acilen dönüştürülmesi gerektiği, yine 1,5 milyon ticari ve sanayi ünitenin riskli kısımlarının, merdiven altı dediğimiz üretimlerin bir an önce yenilenmesi ve deprem dönüşümüyle birlikte güvenli, huzurlu iş yerlerine, güvenli, huzurlu konutlara kavuşmamız gerektiğini de konuşuyoruz ve buna ilişkin de hem sanayide hem üretimde hem de konut anlamında bizi dönüşümün her alanında göreceksiniz. Yani 1 Nisan sabahı biz hem TÜMSİAD'ımızda hem buradaki sanayi kuruluşlarımızla birlikte sanayimizin güçlenmesi, sanayimizin bu manada riskli gördüğümüz İşte fabrikalarımızın, iş yerlerimizin yenilenmesi adına o iradeyi ortaya koyacağız. Ve o iradeyi ortaya koyarken de aslında sanayinin sürdürülebilir bir sanayi, yeşil dönüşümle birlikte dönüşümünün gerçekleşmiş olduğu, işte yenilenebilir enerji kaynaklarının bu süreçte dikkate alındığı, ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi ama aynı zamanda İstanbul için ortaya koymuş olduğumuz 2040 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kararlı adımların atıldığı bir dönüşümü de gerçekleştirmek istiyoruz. Yine İstanbul'un çeperiyle birlikte sanayi dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Yeni 6 lojistik merkezle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı üzerinde lojistik köylerimizi kuracağımız ve esnafımızın da bu lojistik köylerden tarihi İpek Yolu üzeriyle lojistiğini, transferini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceği adımları atmak istiyoruz ve bu manada İstanbul'un ticaretine kamu, belediye, özel sektör bütüncül bir bakış açısıyla bakacağız. Hem güçlü ev ekonomisi hem de güçlü hane ekonomisi anlayışıyla inşallah bu çalışmaları yapacağız. Tabii serbest bölge, antrepo, tur parkları, lojistik merkezler ve bu manada sanayicimizin bizden beklediği alanları da inşallah hem şehrin içinde hem de şehrin dışında yapacağımız çalışmalarla birlikte ortaya koyacağız. Tabii ara teknik eleman noktasında sıkıntılar var. Bugün TÜMSİAD'ımızda da aynı problemleri duyduk. Ve ara teknik eleman yetiştirilmesi noktasında da biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İSMEK'lerle birlikte sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacı olduğunu düşündükleri ara teknik elemanların yetiştirilmesi noktasında her bir sanayi tesisinin içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni göreceksiniz. Oradaki atölyelerimizle, oradaki efendim eğitim birimlerimizle birlikte ara teknik elemanları yetiştireceğimiz, sertifikalandıracağımız ve bu manada üretime, istihdama katkı sunacak adımları da atacağız ki bu manada gerçekten böyle bir ihtiyacı da her alanda hissediyoruz. Yine kendi işini kuracak kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlarımıza 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz ki orada da yeni üretimiyle alakalı bu sermayeyle birlikte kendi alanında üretimini yapabilecek, istihdamı artıracak. Belki orada bir sanayicimizle birleştirip onun artık seri üretimine geçeceğimiz uygulamaları yine sergiliyor olacağız. Amacımız İstanbul'u dirençli hale getirmek. İstanbul'u tüm bileşenleriyle, buradaki tüm değerleriyle, tüm kültürüyle birlikte gelecek nesillere güven içerisinde taşımaktır. Bunu da buradaki tüm paydaşlarımızla birlikte yapacağız.
birazcık. Değil abi, foto. Güneşin bende bak. Foto. Recep Bey, biraz geri gelin.